Herkese selamlar dostlar. 17 Ocak 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Ekranda direkt cumartesi raporuyla başlamak istedim ben. Cumartesinde güzel bir gün geçirdik bence. Ee, şöyle baktığımız zaman da yukarıdan aşağıya Nürnberg maçıyla başlayan bir mücadelemiz vardı. Nürnberg'in KG varı geldi. Paderborn'un deplasman 1.5 üstü geldi. Yüksek orandan önermiştim o mücadeleyi. Cumartesi'yi güzel geçirdiğimizi söyleyebilirim. Genel tabloya baktığımızda ki canlılarda da biz çok fazla iyiydik. Yüksek oranlı tercihlerde ve yüksek misli oynadığımız kombinelerde de başarı sağladık. Cumartesi raporu bu şekilde arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere. Bazıları zor geldi fakat güzel geldiğini de belirtebilirim. Şimdi yüksek misli oynadığımız kombineyi de bahsetmek istiyorum. Yüksek misli olarak ben Fenerbahçe mücadelesine 1.5 üst ve United mücadelesinde Aston Villa'ya 1 gol atar şekilde oynadım. 1.64 orandan değerlendirdik. 450 TL oynadık. 748 TL gibi bir miktar aldık. 298 TL'lik kar yaptık burada. Hatta ben şöyle demiştim. Hatta altta yazıda da yazıyor. Aston Villa mücadelesinin tek golünü alamayanlar KG var olarak da yüksek daha yüksek orandan alabilir şekilde önermiştim. O şekilde oynayanlar da çok fazla. Onlara da değerlendiren herkese tebrikler diliyorum. Direktten de geçiyorum. Ve rollingimiz var arkadaşlar. Rolling'e baktığımız zaman da rolling 2 yaptık. Biz şimdi 3'ü yapmadık. Hatta 3'ünü yapacaktım. Instagram'da paylaşacaktım. Çok güvenebildim öyle maç yoktu. Kombinemiz de geldi zaten. Pazar günü. Pazardan bahsetmeyeceğim hiç şu an. Glapan maçına rolling yaptık. KG vardı zaten. 1.31 gibi olan vardı. En güvendim maçı böyle rolling'e koyarak ilerledik. Rolling 2 başarılı oldu. KG var geldi. Değerlendirdik. İlk rollingde 139 TL aldık. Bunda oynadık. 139'u bastık. 131'den bastık. Aldık. Rolling 2 de winner. Onun dışında yüksek orandan da güzel kazandık. Biraz size küçük gözüküyor olabilir. Bahsedeyim. Sivas Trabzon maçına 2-3 gol. Maç sonu 0-1-1 skor dedim. Ya hepsi geldi. Tam 2-3 gollük ideal sayılabilecek bir maçtı zaten. Öyle de yazmışım altına. 1-1 skoruna kadar verdim. Hepsi geldi değerlendirenler. Tebrikler. Altay Antalya Fenerbahçe maçında tek farklı Fenerbahçe galibiyeti gelebilir dedim. KG Vardan zaten ideal almıştık. O gelmedi. Stin'in 2-3 golü gelmedi. Wolves mücadelesinde direkt maç sonu 1'in oranı zaten 2 oranı vardı. Sizlere de önerdim bu mücadeleyi. O geldi. Leverkusen mücadelesinde ilk yerden gol gelmedi. Nürnberg maçında Paderborn'un ara paslarda ne kadar iyi olduğunu bahsetmiştim. Deplasman 1.5 üstten. o geldi. Adana Demir Kayseri mücadelesine de maç sonu 0 olarak yüksek oran grubunda değerlendirdik. O da geldi. 7'de 4 yüksek oranlardan 3 oranları var neredeyse bunların skor falan baktığımız zaman da karlı bıraktığımızda söyleyebilirim. Cumartesi gününün NBA maçlarına baktığımız zaman da şöyle ekranda ben sadece bir mücadeleyi verdim. Milwaukee mücadelesinin Toronto ile oynadı onu verdim. Dedim ki ilk yerden kazanır zaten benim bu sezon desteklediğim NBA'de bir tek takım var ve her maçını izliyorum. Milwaukee mücadelesiydi. İlk yerden galibiyetini verdim. 49-46 sanırım bu skorla galip gelmişti. İdealden 1-40 orandan tekli olarak ben verdim geldi. Editor Hakan'ın halkanın verdiği gruba bak, verdiği maça baktığımız zaman da 1 o da tekli gitti. 114-112 Chicago yenildi. Handikabı arkaya aldığımızdan dolayı 192 gibi orandan orada da tekli olarak kazandık. NBA'de kazançlı geçti. Tekrardan tebrik edelim ve devam edelim. Hatta canlı maçlardan bahsetmek istiyorum. Cumartesinin canlılarından bahsetmek istiyorum. Bahçeşehir Koleji ile başlamışız. 35-53, 1-52 orandan ilk yarı 71.5 sayıdan başarılı bir şekilde gelmiş. Değerlendirenleri tebrikler. Ben vermişim bir canlı Adana-Kayseri mücadelesine. Maçı izleyenler varsa Kayseri'nin ne kadar etkili geldiğini zaten görmüşlerdir. O yüzden atacağı bir golü verdim. Son dakikalarda geldi fakat geldi. Bilal vermiş. Bilal o da editörümüz. Sti maçına 9.500 korner vermiş. Aynı şekilde değerlendirme altına almış. O da geldi. Zaten tüm kornerler sanırım Sistem geldi. Chelsea'nin sadece bir korner kullandı sanırım. Bahçeşehir mücadelesine 168.5 üst olarak değerlendirmişiz. Aynı şekilde aynı hızda o da geldi. Bir 45 gibi orandan. Burada Kayseri'nin attığı gol geldi. Yüksek oran grubunda paylaştığımız Adana Demir mücadelesi o geldi. Şöyle aşağı doğru inelim. Büyük çekmece Tofaş mücadelesi vardı. İlk kere 87.5 üst verdik. Sanırım o da geldi. Ben bir tane daha canlı verdim. Manchester City ilk gol City verdim. O da geldi. Hatta burada Grilish'in kaçırdığı pozisyonu attım ben izleyemeyenler için. Maçı izlesin diye. 9.5 üst korneri geldi. City geldi. Büyük Çekmece mücadelesi sanırım yapmış arkadaşlar bu arada. Karagümrük mücadelesine maç sonu 1.5 üst verdik. Oran ideal zaten 1.35 oran. 80'de gelmiş. Güzel bir şekilde devamlı bir şekilde ilerlemişiz. Darüşşafak'a Galatasaray mücadelesi vardı. Galatasaray ben maçı izledim. 25 sayı farktan mağlup oldu burada. İlk yarı 77.5 üstü geldi. Torino'nun deplasman 1.5 üstü geldi. Newcastle mücadelesinin ilk yarı 0.5 üstünü vermiştim ben. İzliyordum. Çok fazla tempo vardı. Fakat gol gelmedi bu. Yattı. Galatasaray'ın gelişi, Torino'nun gelişi, Galatasaray'ın tekrar gelişi. Burada dediğim gibi Torino'nun yatan bahsimiz canlılardan. Sona baktığımız zaman da ilk yarı 89.5 alt sanırım. O yattı. Galatasaray mücadelesi buçuk üst geldi. Gil Vicente deplasman 0.5 üst. O geldi. Bilbao Basket 89.5 o geldi. Kısaca güzel bir gün geçirdik. Tamam ben yoruldum zaten anlatmaktan. Şöyle bir de seviyelerinden bahsedeyim. Devam edelim. Seviyelere baktığımız zaman da arkadaşlar ana telegram grubumuz canlı grubumuzdur. Gelmek isteyenler 30 TL'lik grubumuzdur. Burada canlı maçlar ve ideal kombinlerden faydalanabilir. 60 TL'lik telegram grubumuza baktığımız zaman da burası da hem yüksek oranlı bahislerin verildiği grup. Ayrıca Ana Telegram grubuna da dahil zaten dahil olabiliyorsunuz. Her şey dahil iletişim grubuna baktığımız zaman da burada da çok güzel işler çıkartıyoruz. Yüksek misli oynuyoruz. Düşük orandan alıp çıkmaya çalışıyoruz. Günlük 300-500 kere ne yapabilirsek o tarzda ilerliyorum. Ana Telegram grubuna, yüksek oran grubuna ve yüksek misli grubuna dahil oluyorsunuz. Ayrıca WhatsApp iletişim numarası da mevcut. Buraya katılmak isteyenler de katılabilir. Hem kanalımıza destek verip hem de ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız katıl grubuyla bizlere destek verebilirsin. Şimdi 17 Ocak'tan 4-5 tane mücadele var fakat ben iki tane mücadeleyi aldım. Bu arada arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Skor kazanan arkadaşımızı vereyim ekrana. Burak Beycur isimli arkadaşımız kazanmıştır. Manchester City Chelsea mücadelesinin skorunu bilen arkadaşımız Burak Beycur kazanmıştır. Instagram'dan mesaj atabilir. Şimdi bu arada arkadaşlar şöyle Milan maçıyla başlayalım. 2 tane mücadele var. Son maçların hepsini izlediğim maçlardan birkaç tanesi Milan mücadelesi. Fiorentina mücadelesi. Onları değerlendirdim. Şimdi baktığımız zaman şöyle söyleyeyim sizlere. Ee, son videolara biraz az like geliyor. Sizden ricam diğer videolarda kombin önerisi istiyorsanız artı 300'ün üzerinde like atmanızdır. Şimdiden teşekkürler. 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız sevinirim. Sayıyorum. 1 2. Like'lar atıldı. Devam ediyorum. Milan bazı eksik kadroları var. Bazı eksik oyuncular var. Bu maçta kart cezalı oyuncular var mesela. Şimdi bahsedeyim sizlere yavaştan. Milan'da Tonali arkadaşlar bu maçta kart cezalısı olmayacak bir isim. Tomori'nin eksikliği var ve özellikle Afrika Kupası'na giden ki son maçını 3-0 kazandı yine Afrika Kupası'na giden oyuncular yine yoktu. Kesiye çok önemli. Benaser de yok keza. Fakat ben Milan'ın şöyle kadrosunu detaylı bir inceledim tekrardan. 13-14 tane yani 10 ilk 11'e yazılabilecek oyuncu oyuncu var. Bunlardan 2-3 tanesini yedeye koyacak mutlaka zaten. Onlar da oyuna girdiği zaman Milan maç içinde çok fazla sakatlanmazsa çok bir zorluk yaşayacağını düşünmüyorum. Spezia tarafına baktığımız zaman da onlarda önemli bir eksiklik yok. Neredeyse tam kadro olarak ilerliyor. Şimdi Milan oyun stilinden bahsedeyim biraz sizlere. Milan zaten asıl olarak asıl amacı oyunu rakip sahaya yıkmasıdır. Zaten genellikle kanatları çok fazla kullanmıyor. Eğer Mesih sağ kanatta oynarsa o biraz bireysel çalımlayarak kanatlardan özellikle sağ kanattan iyi işler çıkartıyor. Ama genellikle ortadan saldırdığını da söylemek lazım Milan takımının. İbrahimovic hem pas dağıtıyor. Özellikle Leao ile o sol açıktan Leao ile çok güzel anlaşıyor. Son maçta da zaten bunları bize gösterdi. Ortadan İbrahimovic önderliğinde ya İbrahimovic'i besliyor ya da İbrahimovic kanatları attı o ince ara toplarla birlikte hücumda üretkenlik sağlamaya çalışan bir Milan var. Genoa, pardon, Genoa diğer maçtı. Spezia arkadaşlar çok kolay dağılan bir takım. Oyun stiline baktığımız zaman özellikle Milan gibi Inter gibi büyük takımlarla deplasmanda oynadığı maçlara baktığımız zaman da ağırlıklı olarak uzun toplarla çıkmaya çalışan bir Spezia takımı var. Zaten e, çektiği şutlarının yarısı da uzaktan olduğunu belirteyim Çok kale dibine girerek şut çekmediklerini de belirteyim. Ağırlıklı olarak kanatlarını kullandığına baktığımız zaman da sol kanattan kullanılan bir e, oyun stili var Spezia'nın. Baktığımız zaman zaten bu mücadelede Milan'ın galip gelmesi muhtemel ki puan durumunu göstereyim sizlere. Milan'ın bir maç fazlası var. Inter de burada Atalanta ile oynayacak bu akşam. O maçın skoru da gerçekten önemli. Milan'ın maç eksiği de var. Maç fazlası da var. Bu tip maçlarda kaybetmek istemeyecektir. Spezia takımı arkadaşlar kolay dağılabilen bir takım. Onu da belirteyim. Bu maçta Milan galibiyeti bence kaçınılmazdır diye düşünüyorum. Ben de bunu biraz süsledim. Oran anlamında ne yapabiliriz diye baktığımız zaman da 4.5 altında bir Milan galibiyeti bekliyorum. Skor beklentimi de belirteyim. 2-0, 2-1. Yani bu bantlarda bir skor bekliyorum ben. Ya 2-0 ya da 2-1'lik bir Milan galibiyeti gelebilir. Bu yönde 4.5 altında bir yaptım ben. Ne olur ne olmaz şekilde genellikle 1.5 üstten ziyade 4.5 altını tercih eden birisiyim. Böyle bir değerlendirme yaptım. Değerlendireceklere bol şanslar dilerim. Fiorentina Genoa mücadelesi. Fiorentina'nın hafta içinde Napoli ile kupa mücadelesi vardı. Mutlaka izlemişsinizdir. Halka açık bir şekilde televizyonda yayınlandı zaten. Şimdi onu geçtim. Fiorentina kendi evinde ofans anlamında ciddi anlamda çok iyi işler çıkartan takımlardan bir tanesi. Fiorentina takımı. Genel olarak sezon geneline baktığımız zaman da kendi evinde ki zaten Fiorentina'nın maçlarını sizler de takip ediyorsanız şöyle söyleyeyim. Deplasmanda daha ayrı İz sahada biraz daha ayrı oynuyor. Özellikle iç sahada çok özgüvenli bir takım. Fiorentina takımı. Napoli'ye karşı da son maçta Napoli çok fazla pozisyon bulamadı açıkçası son maçta izlediyseniz zaten 5-2 yendi maç uzatmalara gitti 2-2. İkinci gol biraz şeydi şansa geldi yani bir andaki boşluğa geldi. Petanya öyle gol attı Fiorentina mücadelesinde. Zaten kırmızı kartlar havada uçuştu mücadelede. Uzatmada zaten fişini çeken taraf Fiorentina oldu ki zaten beklenen de bence buydu. Napoli çok eksikti. Fiorentina kendi evinde ofans olarak yine aynı şekilde sergileyecektir. İleride Vlaovic, Gonzalez, sol açıkta Sapunara gibi isimler oynayacaktır. Bu isimlerle çok fazla sıkıntı yaşamayacaktır. Genoa tarafına baktığımız zaman da Şevşenko artık ya bir direnç göstermek istiyor fakat eldekilerle bu kadar oluyor sanırım. Onlar da aslında güzel futbol sergiliyor. Fakat Fiorentina kendi iç o özgüvenli futbolunu sergilerse Genoa nedenli cevap verebilecek bu önemli. Genoa bu maçta 2 gol atamaz bence. Atarsa 1 golü vardır diye düşünüyorum. Ya benim skor beklentim Fiorentina'nın burada 2-3 atabilmesi ve galip gelmesi. Ben şöyle idealden açıkken değerlendirmek istiyorum. Fiorentina'nın atacağı 2 gol bence bu maç için değerli. Şöyle göstereyim. 1-43 gibi ideal bir oran açmışlar. Değerlendirmek isteyenler 1.43 gibi orandan değerlendirme altına alabilir. Yüksek oran olarak ne bak verdiğim zaman da handikapa 1.90 oran açmışlar. Belki burada Fiorentina'nın handikabı da yüksek orandan değerlendirme altına alabilirsiniz diyerekten düşünüyorum. Pazartesi bülten az ben izlediğim iki maçı yorumla, yorumlamak istedim. Ayrıca cumartesi raporunu aktarmak istedim. Değerlendirmek isteyenler ikili kombine de yapabilir. Fakat videoya atacağınız like'lar benim için önemli. Şimdiden bol şanslar. Görüşmek üzere. Bay bay.